الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل من شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا
وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. صدق الله العظيم. Amenna ve saddakna. Hafız Mehmet Şimşek hocama çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, yüreğinize, gönlünüze sağlık değerli hocam. İşlerinizde kolaylıklar diliyoruz. Efendim Profesör Doktor Ali Akpınar hocamızla birlikteyiz. Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Temel İslami Bilimler Ana Bilim Dalı Başkanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun hocam. Ayağınıza sağlık. O güzel ve istifade edeceğimiz sohbetiniz için de sabırsızlanıyoruz inşallah. İstifade edeceğiz. Bir ömrü Ramazan gibi nasıl yaşayabiliriz'i birazcık konuşmaya, değerlendirmeye çalışacağız. Zaman zaman vurgulansa, siz değerli hocalarımız söylese de galiba bir kulağımızdan giriyor hocam, diğerinden çıkıyor. Zaman zaman burada da değerli misafirlerimiz ve hocalarımıza ifade etmeye çalıştık. İnsanoğlu çok çabuk unutuyor yaşadıklarını, geçmişte gördüklerini, geçirdiklerini ve bir tabii ki karşılaştığımız imtihanları. Hem bir Ramazan değerlendirmesiyle sona doğru yaklaşırken söze girelim, hem de bu özel konu başlığımızı detaylandıralım sevgili İnşallah. Hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar ediyorum. Onun Resulüne, Efendimiz, Önderimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat ve selam ediyorum. Bu dersimizin, bu programımızın hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Yüce Rabbim tesirini önce kendi nefislerimizde, sonra izleyen, dinleyen tüm kardeşlerimizin nefislerinde halk eylesin inşallah. Amin. Tabii bir latifeyle başlamak istiyorum. Çok da karamsar olmamak gerekir. Evet unutuyoruz, insan gerçekten unutkan, acül, aceleci, insan cahil. Ama insanın Hazreti insan olan çok özel, çok güzel meziyetleri de var. Şimdi büyük müfessir Muhammed Hamdi Yazır Elmalımız İnne salate tenha anil fahşai vel münker ayetinin tefsirinde şöyle söyler. Ayet-i kerime malum, namaz sahibini, kılanı kötülüklerden alıkoyar. Evet. Şimdi Elmalı haklı olarak şöyle bir soru soruyor. Diyor ki bazıları diyorlar ki namaz kıldığı halde kötülük işleyenler var. Namaz kıldığı halde yanlış yapan, yalan söyleyen, sahtekarlık yapan insanlar var. Allah diyor ki namaz kötülüklerden alıkoyar. Şimdi namaz o kişiyi kötülüklerden niye alıkoymuyor? Elmalı'nın cevabı çok güzeldir. Diyor ki o kişiler bir de namaz kılmasalar var ya, onların hiç önünde durulamaz. Onların şerlerinden kimse emin olamaz. Yine kıldıkları namaz onları belli ölçüde frenliyordur, belli yerde tutuyordur. Bir de tersinden bir soru soruluyor. Diyor ki, peki namaz kılmadıkları halde iyi olan insanlara ne diyeceksin? Namaz kılmıyorlar ama yardımsever, iyiliksever, insancıl insanlar var. Onlar da diyor ki, onlar bir de namaza başlasalar var ya, ne kadar iyi olurlar. Dolayısıyla bizim insanımız, biz kendi nefislerimiz ne kadar unutkan da olsak, ne kadar hatalar, günahlar, isyanlar içerisinde de olsak yine bizim kıldığımız namazlar bizi frenliyor, bir yerde tutuyor. Tuttuğumuz oruçlar bizi frenliyor, bir yerde tutuyor. Ya bu azgın nefisler oruç hiç tutmasa, hiç namaz kılmasa, hiç üzerinde Ramazan geçmese artık insanın ne hale geleceğini ki bugün tarih boyunca, insanlık tarihinde gerçekten insanın ne kadar firavunlaşacağının sayısız örnekleri de var. Ama ne kadar ademleşeceğinin, melekleşeceğinin de sayısız örnekleri var. Yani önemli olan tabii biz elbette uyarılarımızı sürdüreceğiz, hatırlatmalarımızı sürdüreceğiz. Çünkü kime hatırlatma yapılır? Unutana yapılır. Kesinlikle. Unutmasa zaten adamın aklındaysa onu söylemeye gerek yok. Onun için tekrardan da korkmamamız gerekiyor. Ki Kur'an'da da Rabbim çok sık değil mi hocam? Tekrarlarla, elbette, uyarılarla. Tekrarı Kur'an bizim tefsir ilminin bir ünitesidir. Hiç boşuna değildir, hiç anlamsız değildir. Her tekrarın mutlaka vurucu, çarpıcı bir mesajı, yönü vardır. Şimdi bu giriş cümlelerinden sonra biz hep şunu konuştuk. Bir Ramazan boyunca hocalarımız da bunu konuştular.
Ramazan bir mektep, Ramazan bir okul. Şu anda da bir mektepten, bir okuldan yayın yapıyoruz. Evet. Şimdi insanlar, kardeşlerimiz, gençlerimiz, ilkokul olsun, üniversite olsun, okula niye giderler? Şöyle bir düşünelim. Okulun süresi sınırlıdır. İşte ilk kademe 4 yıl oldu şimdi. İkinci kademe, üniversite 4 yıldır. İnsanlar diplomayı alınca buradaki bilgilerini, buradaki edindikleri tecrübe ve birikimlerini unutmak için diploma almazlar. Bunun için okula gelmezler. Asıl o bilgileri, zaten o bilgiler okul sıralarında fazlasıyla var. Tahtalarda yazılıyor, öğretmenler, hocalarımız anlatıyor. Burada zaten o bilgiler okulun içinde var. O bilgiler okuldan mezun olduktan sonra asıl hayata taşınması gerekli olan bilgiler. İşte o zaman ben o diplomanın hayrını görmüş olurum. O okumanın hayrını görmüş olurum. İşte Ramazan'da böyle. Tıpkı bir okul gibi süreli. Yüce Rabbimiz zaten eyyâmen ma'dûdâh buyurmuştu. Sayılı günler ve sayılı günler işte tükendi. Evet. Üstadın çok güzel bir dizesi var. Diyor ki bu kaçıncı Ramazan, daha kaç tane kaldı? Renk uçuk, nakış silik, ocak sönük, ne kaldı? Daha hayatımızda, ömrümüzde kaç Ramazan kaldı siz biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Kaç Ramazan'da Rabbimiz bize ikramda bulunacak? Kaç Ramazan'da daha buluşacağız? Bilemiyoruz. Geçen sene Ramazan'da aramızda olduğu halde, evet, hatta televizyonlarda programlar yaptıkları halde bu Ramazan'a erişemeyen hocalarımız var, insanlar var, kardeşlerimiz var. O zaman bu Ramazan okulunda alacağımız o diplomanın hiç olmazsa gelecek Ramazan'a kadar ya da emaneti Rabbimize verene kadar ya da hani o Reyyan kapısından sadece oruçluların gireceği o cennet kapısından girene kadar o Ramazan diplomasını, o Ramazan güzelliklerini sürdürebilmektir, devam ettirebilmektir. Asıl olan da budur. Onun için Ramazan'ı hayata taşımak diyoruz. Onun için Ramazan ruhuyla yaşamak diyoruz. Evet. Onun için o meşhur sözde Ramazan'ı düzgün geçenin senesi düzgün geçer diyor. Hazreti Ayşe annemizden gelen bir rivayet. Ramazan'ı düzgün geçerse bir insanın, yani düzgün geçmesi Müslümana göre namazlı, niyazlı, ibadetli, günahsız geçerse senesi düzgün geçer. Evet. İşte o ruhu sürdürmektir. O ruhu bütün Ramazan'a taşımaktır. Ki Ramazan 11 ayın sultanıdır. Yani 11 ayın yöneticisidir Ramazan. Hem de sevgili hocam, hayatımızın sigortası anlattığınızdan, kesinlikle, anladığımız kadarıyla bir de yine tekrar olacak ama onun faydalarını ifade ettiniz. Her orucu son tuttuğumuz oruçmuş gibi. Kesinlikle. Her iftarı son iftarmış, her sahuru son sahurmuş gibi algılayabilsek galiba kendiliğinden çözülecek diye düşünüyorum. Kesinlikle. İşte o ruhu taşımak, hı-hı, diyoruz. O ruhla yaşamak diyoruz. Zaten Ramazan insanın kendi nefsini eğitme ayıdır. Hı-hı. Kendi nefsini kontrol etme ayıdır. Asıl olan bunu Ramazan'dan sonrasına taşıyabilmektir. Bunu Ramazan'dan sonrasında yaşayabilmektir. İşte o zaman Ramazan ruhuyla yaşamış oluruz. İşte o zaman Ramazan 11 ayımızın sultanı olur. Evet. İşte o zaman Ramazan 11 ayda insan beşer olmamız hasebiyle işleyeceğimiz kusurlarımıza da kefaret olur. İbnül Cevzi'nin güzel bir tespiti var. Der ki kıssaların en güzeli Yusuf kıssası, Kur'an-ı Kerim'de Yusuf'un 11 kardeşiyle yaşadığı kıssayı anlatır, evet, bize. Aslında orada Yusuf bir semboldür. 11 kardeşin affına sebep olmuş bir kişidir Yusuf, bir kahramandır. Aslında Ramazan da bizim için 11 ayımızın kefareti olmalı. 11 ayımızda işlediğimiz, işleyebileceğimiz günahlarımızdan arınmamıza vesile olmalıdır. Biz Ramazan'ı bu ruhla, bu duyguyla yaşamalıyız. Onun için dünyası Ramazan olanın ahireti bayram olur denilmiştir. Yani, hmm, ömrü Ramazan gibi geçirirsek, ha şu değil, biz ömür boyu oruç mu tutacağız hocam? Hayır. Zaten Resulullah onu yasaklamış. Ömür boyu oruç tutma değil ama ömür boyu Rabbimizin emir ve ölçüleri doğrultusunda yaşama. Allah yapma dediyse onu yapmama. Allah yaklaşma dediyse ona yaklaşma. Evet. Allah bakma dediyse ona bakmama. Allah konuşma dediyse onu konuşmama. Hı hı. Allah etme, işleme, eyleme dediyse onları yapmama. Ya da Allah'ın emrettiği, bakın biz orucuz, Rabbimiz emrettiği için, yeme dediği için yemiyoruz.
İçme dediği için içmiyoruz. Rabbimizin emri. Ama iftarda acele ediyoruz. İftarda acele etmek rahmettir, berekettir. Neden? Rabbimizin külü emrini uygulamak için acele ediyoruz. Yani Allah'ın emirlerine uygun yaşamaktır. Ömrü Ramazan gibi yaşamak, hayatı Ramazan gibi yaşamak, işte o zaman bayram. Dikkat edersek, bakınız, bayram Ramazan'ın başında kutlanmıyor. Hocam, Ramazan, halbuki Ramazan'a erişmek hakikaten bayram etmeye değer bir nimettir. Efendimiz ta Recep'te başladı, Şaban'da devam etti. Allah'ım bizi Ramazan'a eriştir diye dua etti. Ramazan'a erişmek nimetlerin en büyüğü ama bayramı biz Ramazan'ın başında yapmıyoruz. Bayram Ramazan'ın sonunda. Kadir Gecesi işte yarın Allah ya da söylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın son 10 gününde tek gecelerinde arayın buyurduğu Kadir Gecesi Ramazan'ın sonuna doğru. Neden hiç düşündük mü? Neden biz bayramı Ramazan'dan sonra yapıyoruz? Kadir Gecesi neden Ramazan'dan sonra bize sunuluyor, ikram ediliyor? Kadir Gecesi de çünkü bize bir ömürlük, bir ömre bedel, bir gece olarak sunulan Yüce Rabbimizin bir ikramı. Sebebi şu, ödül hak edilene veriliyor Yaşar Bey. Ramazan'ı Ramazan bilirse bir mümin, Ramazan'a gönül alıcılarını açarsa bir mümin, o zaman Kadir'i hak ediyor, Kadir'e müstehak oluyor, o zaman bayramı hak ediyor, bayrama müstehak oluyor. Yani kusura bakmasınlar, bunu da söylememiz gerekiyor. Bizi gerçi şu anda Ramazan'ı Ramazan bilenler dinliyor ama hakikaten Ramazan'a bütün alıcıları kapalı olanlar bayramı etseler bile bayram onlara gülmez ki. Kadir'i idrak etseler bile Kadir onlara bir bereket getirmez ki. Onların Kadir'ini yüceltmez ki. Hı. Unutmayalım, bayram da ödüldür, Kadir de ödüldür. Bayramı da Ramazan'ı Ramazan bilenler hak edecektir. Kadir'i de Ramazan'ı Ramazan bilenler hak edecektir. Cenab-ı Hak hak edenlerden olmayı hepimize nasip müyesser buyursun. Hocam oraya gelecektim ama siz daha erken davrandınız. Evet, bizim baktığımız yerden bakmayan, bizim gibi düşünmeyen insanların da bizi izlediğini farz edelim. Ya da izleyenlerin onlarla paylaşacağını düşünüyorum. Selam ediyoruz, bu dua notları, ediyoruz onlara da kesinlikle. Eyvallah hocam. Ve hep bir arada yaşamak zorundayız. Biz onlar için de hakikaten nasiplenmeleri adına dua ediyoruz. Peki yine de varsayalım, görüşlerini şu an gündeme taşıyalım ve onlar gibi bakarak diyelim ki bize Rabbimiz bir irade vermiş. O cüz'i iradeyi kullanmamız için bizleri bizlere müsaade etmiş, zaman tanımış. Yani olmadığında ben illa Ramazan ayı gibi yaşamadığımda ne olur diyenlere bir cevap versek. Bu bir belki nasipsizliktir ama yine de dikkate aldığımızı düşünerek bir cevap verelim sevgili hocam. Şimdi bizi yoktan var eden Yüce Allah. Evet. Bize dünyada izzet, şeref, devlet bahşeden Yüce Allah, ahirette de cenneti bahşedeceğini buyuran Yüce Allah. Evet. Biz kiminleysek, kimin adamıysak, siz ona kimin kuluysak da diyebilirsiniz. Evet. O bizim elimizden tutacak, o bizim yanımızda olacak ve o bize dünyada izzeti, ahirette cenneti verecek. Şimdi değişik düşünen insanlar olabilir. Bu insanlar ahirette, eğer ahiret inancı varsa, ahirette kimin cennetine gidecekler? Unutmayalım, herkes kimin adamıysa onun izzet ve cennetine müstehak olacaktır. Ben inanıyorum ve biliyorum ki ahirette Yüce Allah'tan başkasının cenneti olmayacaktır. Firavunların cenneti yok ahirette, Nemrutların cenneti yok ahirette, müşriklerin, münkirlerin, şeytanın ahirette cenneti yok. Ahiretleri yok onların, ahiret hesapları yok. Ha, ahirete inanmıyorsa bu dediğiniz kardeşler, o zaman ahiret inancını konuşmamız gerekiyor. Nereye gidiyor bu insanlık? Bu insanların yaptığı hep yanına mı kalacak? Evet. Bir düğmeye basmakla binlerce insanın kanına giren insanların yaptıkları cezasız mı kalacak? Gidenler nereye gidiyor? Giden gelmiyor. Gittiği yerden bir haber verilmiyor. O zaman bunları düşünmemiz gerekiyor ve ahiret inancını gündeme getirmemiz gerekiyor. Ama şunu bir mümin olarak tekrar ediyorum, inanıyoruz ki biz gerçekten Yüce Allah'a layık kul olursak tüm esaret bağlarını kurtarmış, kırmış, gerçek özgürlüğe kavuşmuş oluruz. Bizim dinimizi yaşamamızın kazanımı dünyada başlar, ahirette de devam eder. Şüphesiz. Diyebilirsiniz, bugün Müslümanlar niye zelil? Müslümanlar ne zaman Allah'ın dinini kamilen yaşadılar da zelil oldular? Hayır, bizim izzetli tarihimiz var.
Hazreti Adem'den Hazreti Hatem, son peygambere kadar gelen peygamberlerin hayatına baktığımız zaman, peygamberimizden sonraki hayata baktığımız zaman, bizim Müslümanlar olarak, ümmet olarak zelil anlarımız, günlerimiz, izzetli günlerimizin yanında çok azdır, çok sınırlıdır. Asırlarca biz izzetle yaşamışız. Asırlarca biz kaç kıtada izzetle insanlığa huzuru, mutluluğu, saadeti yaşatmışız. Dolayısıyla bizim inancımızın kazanımları dünyada başlar, ahirette devam eder. O zaman biz hem dünyada izzeti hem ahirette cenneti kazanmak istiyorsak Rabbimize icabet etmemiz gerekiyor. Rabbimizin ya eyyühellezine amenu, Kur'an-ı Kerim'de 89 kere tekrar eder bu ifade. Allah bizi çağırıyor. Ya eyyühennas, ey insanlık. Allah bizi çağırıyor. Rabbimizin bu çağrısına kulak vermemiz gerekiyor. İcabet etmemiz gerekiyor. Ki bu çağrıyı Yüce Allah seslendiriyor. Rasuller seslendiriyor. Hazreti Adem'den itibaren bu kadar akıl insanlar, davetçiler kesintisiz bir şekilde seslendiriyor. Dolayısıyla hiç kimsenin ben duymadım, benim haberim yoktu deme şansı da yok. Yani. Böyle bir mazereti de yok. Fatır suresinde de program girişinde değil mi hocam ayetlerde de kimse kimsenin sorumluluğunu, günahını da üstlenmeyecek. Herkes, tabii ki. İfadeleri herkes yer alıyordu. Herkes kendi orucunu tutar, yaşar. Aynen. Herkes kendi namazını kılar. Ben o zaman diyorum ki kendime yapıyormuşum gibi bir yapayım. Kur'an-ı Kerim'de bunun ayetleri var. Şükreden kendine şükreder. İnfak eden kendine infak eder. İyilik yapan kendine iyilik yapar. Şimdi ben kendime infak eder gibi infak etsem kötüsünü mü infak ederim? Ya da geciktirerek baştan savma bir infak mı edelim? Yoksa ya kendime infak ediyorum. O zaman bütün yaptıklarımızı kendime yapıyormuşum gibi. Ben orucu da kendime tutuyorum. O zaman orucun da hakkını vermeliyim. Şimdi bu oruç ayetlerinde dikkatimizi çeken yine çok önemli bir Rabbimizin altını çizmemiz gerekli olan bir ifadesi var. Rabbimiz buyurur ki ayetlerin devamında veli tükmilul iddete. Allah sayıyı tamamlamanızı ister. Yukarıda oruç sayılı günlerdedir buyuruyor. Kim Ramazan ayına erişirse oruç tutsun buyuruyor. Hı hı. Ardından da Allah sayıyı tamamlamanızı ister. Bu muhteşem bir ifade. Ya bu şu demek, kafanıza göre takılmayın. Din Allah'ın dini, Allah'ın dini Allah'ın ölçülerine göre yaşanır. Resulün bize gösterdiği ölçülere göre yaşanır. Dolayısıyla mesela şunu diyebiliyor kellifeli insanlar. Ya ben bu Ramazan'da 15 gün oruç tuttum. Ya da bir gün tuttum bir gün yedim. Ya da 3 gün oruç tuttum. Kime göre tuttum be kardeşim? Şimdi mazeret olanlar, hasta olanlar kastetmiyorum. Şüphesiz. Sağlıklı, sıhhatli. Hem oruç tutuyor demek ki mümin. Demek ki Allah'a iman ediyor. Ama bu Allah'ın dini ya. Senin keyfinin dini değil. Senin keyfinin orucu değil. Ben keyfime göre en uzun gecelerde gece boyu oruç tutsam olur mu? Olmaz. Bayram günleri oruç tutsam olur mu? Olmaz. Olmaz. Evet. Niye? Yüce Yaratıcı belirliyor orucun saatini, sınırını. İmsaktan iftara kadar. Bakın dakika dakika hesap ediyoruz. Sürekli saate bakıyorsunuz değil mi? Niye? Çünkü artık bu dakik çağda her şeyin hesaplandığı bir dönemde elbette sayıya, dakikaya riayet etmemiz gerekiyor. Şimdi sayıyı tamamlamanızı istiyor Allah. Kafanıza göre takılmanızı değil. Biz bunu genişletebiliriz. Aslında bütün ibadetler için bu böyledir. Ben keyfim yetince, canım çekince namaz kısam olmaz. Es-salatu li vaktiha, vaktinde kılacağım. 5 vakit diyorsa Yüce Rabbim, inne's-salate kanet alel-mü'minine kitaben mevkute, vakitlenmiş bir ibadet diyor Allah. O zaman vaktinde kılacağım, 5 vakit kılacağım. Şimdi bakın, bayramı kılamadığımızın endişesini taşıyoruz. Ya kılmadığımız vakit namazlarımızın endişesini kim taşıyacak? Cuma'yı kılamadığımızın endişesini taşıyoruz. Taşıyacağız tabii ki. Hakikaten tedirginiz, endişeliyiz ama şartlar bunu gerektiriyor. Boynumuz kıldan ince. Evet. Ama ya 5 vakit farz olan kılmadığımız namazlarımızın endişesini kim taşıyacak? Teravih halbuki sünnet, bayram namazı halbuki vacip. Cuma namazı yerine öğle namazı olan bir namaz. Farz bir namaz ama kılınamadığı zaman öğle namazıyla telafi edilebiliyor. Ama 5 vakit namaz, onların endişesini kim taşıyacak? Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bizim fıkıh kitaplarımızda kaza namazı diye bir bahis yoktur.
ana kaynaklarımızda, Arapça kaynaklarımızda kaza namazı diye bir bahis yoktur. Ama şimdi biz kaza namazlarımız işte adam ölüyor, 50 senelik kaza namazlarını nasıl telafi edeceğiz diye bunların hesabını yapıyoruz. Fıkıh kitaplarımızda salatül fevait vardır. Ne demek? Kaçırılan namazlar. Yani bir Müslüman ya uyuyakalır, bir iki vakit namazı kaçırır. Evet. Ya kılamaz, işte hasta olur, tedirgin. Resulullah'ın düşmanla cephede, savaş ortamında olduğu için ikindi namazı, bir vakiti kılamıyorlar. Kaçırılan namazlar vardır. Kaçırılan namazların kazası nasıl yapılırın cevapları vardır fıkıhta. Yoksa ben kılmayacağım, kılmayacağım, kılmayacağım. Bu da kazaya kalıversin anlayışın mı? Yok, böyle bir şey yok. Ya bugün yerinin bir dakika olmadığı, geç giderseniz uçağı kaçırırsınız. Treni kaçırırsınız. İşe 5 dakika geç girdiğiniz zaman okuldan dışarıya konulursunuz ya da işten kapı dışarı edilirsiniz. Bu Allah'ın dini. Onun için veli tükmilül iddete diyor Yüce Rabbimiz. Sayıyı tamamlamanız, yani Allah'ın ölçülerini Allah'ın Resulü'nün belirlediği kurallara göre yapmanızı istiyor Allah. Bu namazda böyledir. Bu oruçta böyledir. Bu diğer ibadetlerde. Ben örtüneceğim ama kafama göre. Yok böyle bir şey. Dinin ölçülerine göre şari ediyoruz. Dinin esaslarını koyan Yüce Allah'ın ölçülerine göre örtünmek ya da Yüce Allah'ın ölçülerine göre, bakın sarhoşluk veren şeyin bir damlası da haramdır. Kime göre? Bu dine göredir. Tek sebep, tek gerekçe, tek illet sarhoş olması değildir. Evet. Bir damla kimseyi sarhoş etmez. Onun için Rabbimiz, tekrar tekrar söylüyorum, وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةِ. Ne olur Allah'ın dinini Allah'tan öğrenelim, Resulullah'tan öğrenelim, Allah ve Resulünün bize öğrettiği, gösterdiği şekilde o ölçüye göre yapalım. O zaman Rabbimizden bayramı istemeye, cenneti istemeye, yardımını istemeye, oh my God demeye hakkımız olsun. Eyvallah. Hocam zaten bu ilahi programın dışında yaşadığımız için, az evvel ifade ettiğiniz gibi kafamıza göre, kendi istediğimiz gibi davrandığımızdan dolayı bir yozlaşmayla da karşı karşıya değil miyiz? Kesinlikle. Yani işte tesettürden, örtürmeden örnek verdiniz. Siz Allah'ın emrettiği ölçülerde ya da emrettiği doğrultuda bir tesettür anlayışından uzaksanız, toplumsal olarak da işte böyle bir takım arızalarla da yüz yüze kalıyoruz. Ve hatta değerlerimizden de gittikçe uzaklaşıyoruz. Aşırıyoruz. Çok dejenerasyon. Aynen öyle. Ve anlatamıyorsunuz. Yavaş yavaş da kuşaklar arasındaki çatışma büyüyor, uçurum giderek derinleşiyor. Bir başka husus sevgili hocam, olayı biraz şuraya da getirmek istiyorum izninizle. Ramazan bir disiplin. Ömrümüzü Ramazan gibi yaşayalım diyoruz. Ama bir taraftan da bir takım ıskaladığımız ayrıntılar var. Mesela biz kul hakkını layıkıyla anlamıyor ve kul hakkını yerine getirmiyoruz sevgili hocam. Birbirimiz için yaşamıyoruz. Birbirimizin yerine kendimizi koymuyoruz. Mümin mümine ayna olmuyor. Yani Ramazan gibi yaşayalımdan kastımız birazcık da bunlar değil mi sevgili hocam? Kesinlikle. Açalım anlamında sizler için soruyorum. Evet, çok güzel ifade buyurdunuz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Müminun suresi diye bizden, müminlerden bahseden bir suremiz var. Bu surenin ilk ayetlerinde, ilk 8-10 ayetinde Yüce Rabbimiz müminlerde olması gerekli olan temel hususları anlatır. O meşhurdur. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Namazı layıkıyla huşu içerisinde kılanlardır. Emanetlere riayet edenlerdir. Namuslarını koruyanlardır. Zekat için çalışanlardır. Sayar Yüce Rabbimiz. Şimdi bu Nur suresinin bir de 57. ve 62. ayetleri var. Müsaade ederseniz o ayetlere şöyle bir dikkatlerini çekmek istiyorum kardeşlerimizin. Madem ki Kur'an ayındayız, Resulullah'ın çokça Kur'an okuduğu aydayız. Bu ayet-i kerimeler şöyle. İnnellezîne hum min haşyeti rabbihim müşfikun vellezîne hum bi âyâti rabbihim yu'minun. O müminler ki diyor Allah, yukarıda o temel özelliklerini tanıttı bize, müminin nasıl olacağını söyledi ama burada o müminler ki Rablerinden korku ile haşyet içerisinde kulluklarına devam ederler. Onlar Rablerinin ayetlerine iman ederler. Onlar Rablerine asla şirk koşmazlar. وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Ve onlar kalpleri titreyerek infak ederler. Rablerine döneceği hesabı göreceği günün bilincinde
kalpleri titreyerek, kulubuhum vecile, titreyerek infak ederler. Hazreti Ayşe annemizin bu ayet dikkatini çekiyor. Niye bu insanlar kalpleri titreyerek, yani eli titreyerek değil, hani gönülsüz verenler için diyoruz biz, eli titreyerek veriyor. Hayır, o değil. Kalbi titreyerek veriyor. Kalbi titreyerek kulluk yapıyor, ibadet yapıyor. Ayşe annemizin dikkatini çekiyor, Ümmül Müminin. Resulullah'a soruyor, diyor ki, ya Resulallah, bunlar, bu kalpleri titreyerek ibadet edenler, infak edenler, ehuvellezî yesriku ve yezni ve yeşrabul hamr. İçki içenler, zina edenler, hırsızlık yapanlar mı? Onun için mi ibadet ederken kalpleri titriyor? Ya biz hırsızlık yapıyoruz, kul hakkı yiyoruz. Ya da Allah korusun zina, fuhşa bulaşıyoruz. İşte içki, haramlara bulaşıyoruz. Bizim kulluğumuzu, bizim ibadetimizi Yüce Allah kabul etmez. Onun için mi titreyerek, korku içerisinde ibadet ederler onlar? Hırsızlık yapanlar, içki içenler, fuhuş yapanlar mı ya Resulallah? La binte Ebi Bekir. Ebu Bekir'in kızı, hayır diyor, hayır onlar değil. Peki onlar kim? وَلَاكِنَّهُ الَّذ۪ي يُسَلِّي وَيَصُومُ وَيَتَصَدَّقُ وَهُوَ يَخَافُ يَخَافُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلِ. Onlar bilakis namaz kılanlar, oruç tutanlar, sadaka verenler, kalpleri titreyerek yapar bunlar. Niye? Acaba ben kıldım ama Rabbime yaraşır bir namaz oldu mu? Ben tuttum ama Rabbime yakışır bir oruç tutabildim mi? Ben verdim ama Allah'ın, Resulünün ölçülerine uygun bir infak olabildi mi? Zekat olabildi mi? Fıtır sadakası olabildi mi? Dolayısıyla kalpleri titreyerek ibadet edenler, müminler bu halde olmalı diyor. Bunun ardından Yüce Rabbimiz, اُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. Onlar hayırlarda koşturanlardır. Boş duranlara bir şey yok Kur'an'da. Hep koşturanlara dikkat çekiyor Yüce Allah. Onlar hayırlarda, dikkat eder misiniz? Hayırda demiyor, hayırlarda. Geniş kalemli. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, لَنْ يَشْبَعَ مُؤْمِنٌ مِنْ خَيْرٍ حَتَّى يَكُونَ مُنْتَحَاهُ الْجَنَّةِ. Mümin cennete girene kadar hayra doymaz. Daha yok mu? Hayır konusunda doyumsuz olacağız. Ya bu bana yeter. Ya hani bazen var ya işte, ya cennete girelim de şöyle kapı eşiğinde falan bir yer olsun. Hayır hayır. Resulullah ufuk peygamberi bize büyük hedefler gösteriyor. Tam da bu Müminun suresinin ilk ayetleriyle ilgili olarak buyuruyor ki, Allah'tan en yüksek cennetleri isteyin, Firdevs'i isteyin. Ama bunu derken, yani Allah'ın Firdevs'i istiyorum, öyle kuru kuruya istemek olmaz. Resulullah aslında bunu söylerken bize görev yüklüyor. Şimdi ilkokula yeni başlayan çocuğa diyorsunuz ki, sen işte sayısalda şuraya geleceksin. Bu sadece çocuğa kuru bir vaat midir, yoksa çocuğu bir motivasyon mudur? Efendimiz de siz Allah'tan Firdevs'i isteyin derken, Firdevs'i hazırlayın kendinize. Hedefi buyuruyor. Büyük tutun. Büyük tutun. Büyük hedeflere kilitliyor Aleyhisselatü Vesselam. Onun için şimdi bizim artık Ramazan'ı tuttuk. Ramazan'ın sonunda Kadir'i hak ettik, bayramı hak ettik ama Hazreti İbrahim gibi yapmış olduğumuz ibadet ve taatlara sahip çıkma zamanı. Bu ibadetlerin kabulü için Rabbimize dua zamanı. Dikkat eder misiniz? Ve iz yerfa'u İbrahimul kavaide minel beyt ve İsmail. Hazreti İbrahim oğlu İsmail ile beraber Kabe'yi temelleri üzere yapıyorlar. Kabe yapıyorlar. Kendilerine dükkan yapmıyorlar. Ev yapmıyorlar. Ticarethane yapmıyorlar. Kabe, mabet yapıyorlar. Ama sonunda ne dediler? Rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim. Rabbimiz, bunu bizden kabul buyur. Evet. Ya mabet yapıyorsun, zaten Allah için yapmışsın. Sen bir peygambersin. Yanındaki çalışanın da geleceğin peygamberi, iki peygamber. Ama diyorlar ki, Rabbimiz bunu bizden kabul buyur. Sen duaları işitensin, niyetleri bilensin. Bizim durumumuz, konumumuz da. Onun için Mevlana'mız ne güzel söyler. Mümin, olgun, kamil mümin, meyveleri olgunlaşmış ağaca benzer. Meyveler çoğaldıkça, olgunlaştıkça dallar yere basar. Bunun iki anlamı var. Bir, buyurmaz mısınız diye kendisini takdim ediyor kullara. Sakınmıyor, kaçırmıyor. Yukarılara doğru kaçırmıyor. Tam tersine buyurun, buyurun, buyurun. Yukarıdakileri de zaten kuşlara, yine Rabbimizin varlıklarına ikram ediyor, sunuyor. Ama ikinci bir anlamı, benden değil bunlar.
ondan. Yoksa ben kuru bir kütüğüm. O suyu benim damarlarımdan bu renkte, bu tonda, bu lezzette meyveye dönüştüren Allah var. O tevazuyla secdelere kapanıp, Ya Rabbi bunu bizden kabul buyur. İşte İmran'ın karısı, annemiz, evet, karnındaki çocuğu Allah'a adıyor. Daha doğmamış çocuk. Rabbim diyor, ben onu sana adadım ama fetekabbel minna, fetekabbel minni, onu benden kabul buyur. Ya zaten Allah'a adıyorsunuz. Yani sen dünyaya adamıyorsun bu çocuğu. Allah'a adıyorsun ama olsun. Kabul edecek olan Allah. Onun için eskilerin mesur dualarımızdan, okuna gelen dualarımızdandır. İşte namazlardan sonra hep tekrar ederiz bu duayı uzunca. Rabbena tekabbel minna. İşte salatena, kıyamena, siyamena sayarız. Rabbimiz bizden kıldığımız namazları, tuttuğumuz oruçları kabul buyur, buyur, buyur. Sonra وَلَا تَظْرِبْ بِهَا وُجُوهَنَا يَوْمَ الْقِيَامِ Kıyamet gününde böyle namaz mı olur, böyle oruç mu olur diye yüzümüze çarpma Allah. Allah korusun. Onun için tevazuda kamil mümin oluşumuzu göstereceğiz ve işte Ramazan'ı tuttuk. 1441. Ramazan'ı elhamdülillah tuttuk. Elbette bu bir onurdur, nurdur mümin için. Ama asla bu bizim kibrimizi artırmayacak. Çünkü biz ayetin devamı zaten şükrümüzü artırmalı. Şükrümüzü artıracak. Evet. Ayetin devamını söylüyor. Veli tükmilul iddete ve li tukebbirullah ala ma hedakum ve leallekum teşkurun. Allah'ı büyüklemeniz içindir. Ki o bayram tekbiridir ayette. Bayram namazıdır ayette ifade edilen ama diyeceğiz ki Ya Rabbi hep sendendir, benden değil. Ondan olduğunun bilincinde Allah'ın diyor sizi hidayete erdirmesinden dolayı Allah'ı büyükleyin ve şükrünüzü ona yapın. Zaten oruç ayetleri 3 tane temel kavramla sona eriyor. Tettekun lealleküm tettekun diyor. Ve leallehum yerşudun diyor. Lealleküm teşkurun diyor. Yani takva, şükür ve rüşt. Evet. Rüşt kemal, olgunluk, zirve artık. Hidayetin en kemal noktası. Ama biz orucu bir asansör gibi basamak olarak kullandık. Oruçla süfliyattan ulviyata çıktık. Yani nefsanilikten melekleştik. Çünkü melekler de yemezler, içmezler. Meleklerde de cinsellik yoktur. Oruçluyken de melekleşiyoruz bir anlamda. O manevi asansörle şükrede şükrede rüşte erişiyoruz. Namaz da böyledir. Namaz da mümin için bir asansördür. İnfak da bir asansördür. Bütün salih ameller mümin için onu Rab katında yücelten, yükselten manevi asansörlerdir. Ama mümin hayra, hayırlara doyumsuzdur. Onun için hayırlarda yarışacağız, hayırlarda koşturacağız. Daha hayır, daha hayır. Onun için Efendimizin Ya Rabbi bizi Ramazan'a eriştir. Yani bir ömür istiyor Yüce Peygamberimiz bu sözleriyle aslında. Yani dünya mı istiyor? Ya Rabbi evet dünya istiyor. Niye? Sana layıkıyla kulluk edelim diye. Daha bereketli kulluk edelim diye. Şükrümüzü daha da artıralım diye. Onun için mümin sizden biriniz diyor ölümü temenni etmesin. Ölüm istemez. Başına gelen bela ve musibetten dolayı bile diyor la yetemenneyenne hadükümül mevte lidurrin. Başına gelen bir sıkıntıdan dolayı sizden biriniz kesinlikle ölüm istemesin. Bilemezsin. Belki o sıkıntı bizim manevi bir asansörümüz olacak. Çok bu güzel. İşte virüs günleri, korona günleri kiminin azgınlığına vesile oldu belki ama kiminin de kendisini bulmasına, kendisine dönmesine, Rabbini hatırlamasına, kendini dinlemesine, çoluk çocuğuyla buluşmasına, ibadet ve taatlarını gözden geçirmesine ki zaten Ramazan onarım ayıdır. Ramazan onarım ayı, o eskiyen parçaları değiştirme. Evet. O yıpranan parçaları yenileme ayıdır. İnşallah bu ruhta, bu şuurda İnşallah. Bu Ramazan'ı Hocam, tamamlamış oluruz. Çok önemli bir yere getirdiniz konuyu. İnşallah devam edeceğiz ama kesmek de istemiyorum. Kusuruma bakmayın lütfen. Hay hay, bir araya gidelim. İsmailce Ramazan Durakları bölümümüz var bizim. Hay hay, 10 dakika. Bozkır'a uzanacağız bildiğim kadarıyla. Bu defa Bozkır'da bir Ramazan izlenimlerini seyircilerimizle paylaşalım. Sonra üzerine devam edelim. Bozkırlı hocaların, alimlerin o memleketine de selam ediyoruz. Selam olsun. Selam ben de dönüşte soracaktım. Çünkü orada da programlara Kesinlikle, katıldınız. Evet. Devam edelim inşallah. İnşallah. Sevgili seyirciler, İsmailce Ramazan Durakları bölümünde şimdi sıra. Bakalım İsmail bizler için neler derlemiş. Müzik
Evet Yaşar abi, güzel ilçelerimizi gezmeye devam ediyoruz. Ramazan duraklarında bugünkü durağımız Bozkır ve bu güzel Bozkır'ımızı tabii ki sizlere aktarmaya çalışacağız. Değerli başkanım Saadettin Bey, Bozkır İlçe Belediye Başkanımız şu anda yanımızda. Gönlü güzel insan diyorum ben ona. Hakikaten bir insanda bu kadar mı abilik olur? Allah razı olsun kendisinden. Her geldiğimiz zaman kendisine dua ediyoruz. Sağ olsun. Başkanımız şu anda yanımızda. Başkanımızla sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Ramazan'ı soracağız. Bozkır'da Ramazan. Başkanım selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız başkanım? Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Başkanım Ramazan size yaramış. Vallahi çok güzel olmuşsunuz. Çok teşekkür ederim. Gönlü güzel insan. Ramazan 11 ayın sultanıdır. Aynen, aynen başkanım. Tabii bereket vardır, bolluk vardır. Allah hepimize sağlık, mutluluk, huzurlu bir Ramazan geçirmemizi nasip etsin. Amin, amin. Başkanım, Bozkır'da ne var ne yok? Ramazan nasıl geçiyor? Hayat nasıl geçiyor? Bozkır'ımızın doğası itibariyle bir güzelliği var zaten. Bozkır'da ne var ne yok? Bozkır'da iyilik var. Öncelikle gurbetçi hemşerilerimizle bizleri buluşturduğunuz için çok değerli KON TV'mize, ekibimize ve sizlere çok teşekkür ederim. Sizleri de burada beraber olmaktan, sizleri burada ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk başkanım. Bizim Bozkır'ımızın 4000 yıllık bir geçmişi var. 4000 yıllık tarihimiz içinde birçok medeniyetimize ev sahipliği yaptık. Bu suyu sert, insanı mert Bozkır'ımızın güzel insanlarını buradan selamlıyorum. İsmail Bey, buyurun başkanım. Bozkır'ımıza şöyle bir bakın. Evet. Bu güzel Bozkır'ımızda doğallık var, samimiyet var, birlik, beraberlik var. Kesinlikle. Bozkır'ımız çok şirin, çok güzel ama bizler bundan sonra Bozkır'ımızı daha yaşanılabilir bir hale getirmek için el birliğiyle gece gündüz çalışacağız. Nezih, güzel bir ilçe yapmaya çalışacağız. İnşallah. Bakanlarımızın destekleriyle, milletvekillerimizin destekleriyle, büyükşehir belediyemizin destekleriyle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ramazan ayımız şu anda, şu ana kadar çok güzel geçmektedir. Bereket, bolluk içinde geçmektedir. Koronavirüsü sebebiyle Ramazanımız biraz durgun lukla geçiyor. Biraz mahzun değil mi başkanım? Biraz mahzunluk yaşıyoruz. Ama biz bu mahzunluğumuzu gidermek için, halkımıza biraz moral vermek için, Ramazan sevincini yaşatabilmemiz için her gün iftardan önce belediyemizden ilahiler yayınlıyoruz. Hay maşallah. İnşallah bu koronavirüsünden, illetinden kurtulacağız. Bundan sonra bütün halkımıza, 52 köyümüze, Bozkır'ımıza sımsıkı sarılacağız. İnşallah. Herkesi kucaklayacağız. İnşallah. Bakanlarımıza, vekillerimize, devletimize çok teşekkür ederim. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Biz başkanım. Bozkır olarak Konya'nın en eski kazasıyız. Doğru. Ve Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda en çok şehit veren ilçeyiz. Bizler devletimizin yanında, milletimizin yanındayız. Bu zamana kadar böyle yaşadık. Bundan sonra da inşallah bu şekilde yaşayacağız. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizlerin sayesinde tüm dünyadaki Bozkırlarımızı, vatandaşlarımızı kucaklıyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Şimdi Bozkır'da tabii ki hayat devam ediyor. Ramazan, korona hepsi bir yana. Tabii ki çalışmalar devam ediyor tüm hızıyla. Ablalarımız o Bozkır'ın girişinde, hatırlayanlar, bilenler bilir. O büyük bayrağın altında şu anda çalışmalarını yapıyorlar. Çapa yapıyorlar. Abla kolay gelsin. Sağ ol abi. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz Allah'a şükür. Siz nasılsınız? Ramazan size zor geçiyordur çalışarak. Allah'a şükür iyi kötü dayanmaya çalışıyoruz. Dayanmaya zor geçiyor. Evet. Ne güzel abla. Bozkırlıyız değil mi? Evet, Bozkırlıyız. Neresinden? Merkez mi? Merkezden geliyoruz. Yok yani memleket neresi? Memleket Kuşça. Kuşça. Evet. Eyvallah. Ramazan boyunca çalıştınız mı abla?
Yok, yeni başladık. Ha, yeni mi başladık? Yeni başladık. 7 gün oldu bugün. Havalar da hafif böyle ısınınca değil evet. mi? Evet. Otlar çıkınca başladık yapmaya. Peki Bozkır'da Ramazan nasıl geçiyor sence? Bozkır'da Ramazan iyi geçiyor. Herkes güzel evinde mi? Güzel geçiyor. Değil mi? Evet. Hani eskiden iftar davetleri vesaire falan olurdu. Şimdi bu sene yok ya, onun için soruyorum. Allah, yapacak bir şey yok. O da Allah'tan gelen bir şey abi. Ona bizim yapacağımız hiçbir şeyimiz değil yok. Mi? Evet. Dua edeceğiz, bir an önce kurtulacağız. Evet. Eyvallah abla. Abla sen nasılsın? İyi misin? İyiyiz, Allah şükürler olsun. Allah iyilik sağlık versin. Yoruldunuz. O kadar olacak abla. Olacak değil mi? Allah kolaylıklar versin. Cümleten kolay gelsin. Hayırlı Ramazanlar. Evet değerli izleyicilerimiz, Bozkır'ın tarihi köprüsü burası. Şimdi abimize soralım mesela, abim bilirdir. Gerçi evet. abim de PTT görevlisi herhalde ama. Evet evet. Merhaba abicim. Merhaba, kolay gelsin şöyle mesafeli bir şekilde. İyi Allah'a şükür, siz? Hamdolsun kolay abi. Kolay gelsin. Sağ, abi bu ne ya? Bu koronavirüs tedbirleri kapsamında bir artı önlem. Allah Allah. Maskemiz var. He. Ondan sonra bu da şöyle yapalım. Mesela vatandaşa veriyoruz evrağımızı. Vermeden önce teknik bir şekilde yapıyoruz böyle. Kalem imzalıyoruz. Bende varsa sana geçmesin. Allah evet. korusun. Sonra siz imzayı atıyorsunuz. Ondan sonra tekrar yapıyoruz. Görevimize devam ediyoruz yani. Tedbir. Maskemizi. Dezenfektan. Kurum göndermiş. Kurum teşekkür. Kurum sağ olsun, personel düşündüğü için göndermiş bizim kurum. Şimdi abi seni bir tanıyabilir miyiz öncelikle? Mehmet Dinç. Mehmet Dinç. Evet. Mehmet abi, memleket neresi? Bozkır. Öyle mi? Doğma büyüme Bozkır. Bozkırlısın. Doğma büyüme. Görev yerinde burası mı abi? Bu ilk görev yerim İstanbul. İstanbul'da birkaç yıl çalıştık, 2-3 yıl çalıştık. Ondan sonra Bozkır'a kendi memleketimize hizmet ediyoruz. Geri döndüm memleketime. Evet, evet, yıllardır memleketindeyim. Çok güzel ya. Hani Allah yardımcınız olsun. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Hadi hocam. İyi çalışmalar size de. Eyvallah. Evet, değerli izleyicilerimiz, biraz önce de söylediğimiz gibi tarihi Selçuklu Köprüsü'nün üzerindeyiz. Çarşamba çayının üzerine kurulmuş. Hemen arkamızda eski Bozkır Belediye binamız, şimdi müze olmuş. Çok da güzel olmuş. Gezenler varsa eğer, ben gezdim, hakikaten çok güzel olmuş. Hemen onun yanında da eski tarihi Selçuklar zamanından kalma tarihi camimiz var. Bu güzel görüntüleri de hani sizlere aktaralım ve Bozkır'da gezimize devam edelim. Bozkır'ın o meşhur Selçuklu pazarı, kapalı pazarı, kapalı pazarındayız. Ve bak mesela teyzem bahçesinden büyük ihtimalle toplamış, getirmiş, burada satıyor. Teyzem nasılsın, iyi misin? İyiyiz elhamdülillah. Allah iyilik sağlık versin. İsmin nedir teyzeciğim? Hanife Avcı. Hanife Avcı, Hanife teyze. Şimdi bunlar senin kendi bahçenin mi? Kendi bahçemizin. Nerede topladın bunları? Bozkır merkez mi, köy mü? Köy. Hangi köy? Kuşça köy. Kuşça köyü. Şimdi bunlar ne, bir anlat bir bilmeyenlere. Bu karanlık diller, pilav pişer. He. İşte şunlar nane. Şunlar soğan, şu çağla. İşte öyle. Yani bunları topladın, geldin. Kendin de alışveriş yapmışsın herhalde. He, alışveriş yaptım bunları işte. Bunları satacağım, bunları götüreceğim. Götüreceğiz, eve götüreceğiz. İyi. Bunlar kendi bahçenin doğal, öyle mi, soğan falan? Doğal. İşte Hanife teyzem gibi burada hakikaten doğal ürünlere ulaşmak çok daha kolay. Çünkü insanlar hani eskiden bizim Konya merkezde de Kadınlar Pazarı diye bilinen Melike Hatun Çarşısı'nda da annelerimiz, teyzelerimiz kendi bahçesinde ürettiği şeyleri, ürünleri getirip orada satarlarmış. O yüzden ismi Kadınlar Pazarı diye geçerdi zaten oranın. Hanife teyzem hayırlı işler, hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar, kolay gelsin. Evet, pazarda geziyoruz. Tabii ki Bozkır'ımızın meşhur bir de tahini var. Tamam, Bozkır'ı suyu sert, adamı mert, hepsine eyvallah. Bir de meşhur tahini var. Hatta biz Göktepe tahinlerini Bozkır Sorkun'a gittiğimizde fabrikasında çekip sizlere nasıl yapıldığıyla alakalı o meşhur kara fırınla falan, onlar falan hepsini, susamını, musamını hepsini gösterip anlatmıştık, hatırlayacaksınız. Abilerimize de kolay gelsin diyelim. Hayırlı işler, hayırlı Ramazanlar dileyelim. Bozkır pazarımızda, kapalı pazar yerimizde gezimiz devam ediyor. Şimdi bak abim mesela zeytin, peynir satıyor. Selamünaleyküm. Hayırlı işler, kolay gelsin. Allah razı olsun.
Abi ne var ne yok ya? Abla ne yaptınız? Aldınız mı? Alıyoruz, alıyoruz. Ne alıyorsunuz? Peynir, tulum peyniri. Tulum peyniri? Evet. Siz Bozkır'da mı yaşıyorsunuz? Bozkır'da yaşıyorum. Peki Bozkır'da Ramazan nasıl geçiyor? Vallahi evde olunca monoton geçiyoruz. Monoton geçiyor. Aynen. Tabii eski iftarlar yok. Eski gibi yok tabii evet, tabii aynen. Dolayı. Koronadan dolayı yok. Ama tebrik ediyorum sizi. Bak önlemlerinizi almışsınız ne güzel. Maskeniz var. Tabii hem kendimiz için hem tabii toplum ya. İçin yani. Aynen öyle. Bunlar önemli şeyler. Evet bir de programını hiç kaçırmıyoruz eşimle. Öyle mi? Sıkı takipçiniz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Abi siz de nasılsınız? İyisiniz. Yallah şükür siz sormalı. Hayırlı Ramazanlar. Sağ ol sizin de. Selamun aleyküm. Dur nereye gidiyorsun? Gel. Yok, yok. Kaçma. Yok, yok. Bakalım. Yok, yok, yok. Bakalım bir şey diyeceğim. Dur nereye kaçacaksın da? Bakalım bir. Bak bir. Nereye kaçacaksın? Bugün İsmailce Ramazan duraklarında Bozkır'daydık. Bu güzel ilçemizin hoş sohbetlerini, güzel görüntülerini hasret gidermek isteyen özellikle izleyicilerimize aktarmaya çalıştık. Efendim bizim Bozkır'dan söyleyeceklerimiz bu kadar. Sözü biz tekrar üstadımıza, Yaşar abimize bırakıyoruz. Teşekkür ediyoruz İsmail'e izlenimleri için. Eline koluna sağlık. Bozkır'a da saygılar, sevgiler, selamlar gönderiyoruz sevgili seyircilerimiz. Güzel Bozkır'a ve Bozkırlı hemşehrilerimize gönül dolusu sevgiler, selamlar. Tabii bu izlenimler sokağa çıkma yasağı günlerinden önceki izlenimler. İsmail bir hayli de Bozkır'ın altını üstüne getirmiş görünüyor. Hocam var mı Bozkır'la ilgili söyleyecekleriniz? Evet tabii şimdi şöyle bir şey var. Bizim Konya'mızın, güzel Konya'mızın dağlık olan, sulak olan yerleri eskiden ana merkezlerdir. Çünkü yerleşim genelde o dağlık ve sulak yerlerde kuruluyordu. Dolayısıyla Bozkır'ımız, Hadim'imiz, Taşkent'imiz bunlardandır. Yani öbür taraftan Akşehir, Ilgın buralar. Evet. Buralar medrese merkezleridir. Yani İstanbul, Osmanlı çapında, dünya çapında ilim adamlarının yetiştiği yerlerdir, merkezlerdir buralar. Ama maalesef sonra bir budama ile buralarda kurulan dar ağaçlarıyla belki de bugün manevi olarak ilim bakımından en çorak yerler haline dönüştürülmüş buralar. Ama Allah'a hamdolsun son dönemlerde buralarda yetişmiş olan hem o eski ulemaya bir vefa borcu olarak onları yeniden hatırlama, işte onların eserleri, kitapları gün yüzüne çıkarılma, anma ve yeni şehirlerde de oralı olup da şehirlerde yetişen hocalarımızla yetişmeye devam ediyor. Bu vesileyle oralarda yaşamış tüm ulema, şüheda, o kardeşlerimize, hocalarımıza Allah'tan, Yüce Rabbimizden rahmet diliyoruz. Evet. Orada yaşayıp da o güzel insanlara da layıkıyla evlat olmalarını kardeşlerimizin, onlara layık evlatlar olmalarını Rabbimize niyaz aslında ediyoruz. Aslında ne kadar münbit bir arazide, münbit bir coğrafyada yaşıyoruz değil mi hocam? Kesinlikle. Yani az evvel siz şimdi bunları söyleyince bu bahsettiğiniz yerleri şöyle bir gezdim ve tarihi sayfalarını açtım. Hakikaten çok özel notların olduğunu, bize bırakılan çok derin bir miras olduğunu görüyorum. Dolu dolu. Anadolu irfanının nefesini görüyoruz. Bunu koruyabilmek de galiba bize düşüyor. Kesinlikle. Hani ömrümüzü Ramazan gibi yaşayabilelim diyoruz ve ana başlığımız bu ya hocam. Aslında buralara sahip olmak da bir nevi ömrü Ramazan gibi yaşayabilmenin sanki unsurları, ayrıntıları arasında gibi kesinlikle geliyor. Kesinlikle ve bizim köklerimiz evet. Yani bir ağaç köklerinden alır, köklerinden evet beslenir, kökleriyle yaşar. Kökü kurudu mu üstteki dal, yaprak, kütüğün odun olması, kuruması çok kolaydır. Onun için köklerimizi elbette bilmemiz gerekiyor, hatırlamamız gerekiyor ve onlara yaraşır evlatlar olmamız gerekiyor. Kim bilir bütün bu silindir gibi maneviyatın üzerinden geçen o sosyal, siyasal gelişmelere rağmen hala inanan, inançlı bir nesil yetişiyorsa belki de o sağlam köklerin dualarıyla, o sağlamlığıyla, hani bazen
ağacı kesersiniz, hatta köklersiniz ama 3-5 sene sonra bir uçtan gene bir filiz verir. Niye? Orada küçük bir şey kalmıştır, yani bir hücre kalmıştır, bir tohum kalmıştır. Dolayısıyla tabii ki köklerimiz önemli bizim. Bu asla atalar dinine tabi olmak değildir. Kur'an-ı Kerim'de konu iki yönüyle ele alınır. Doğru. Bir, işte o müşrikler, biz babalarımızı bu yolda gördük, bir putlara taparken bulduk, biz de onların yolundayız. Allah buyurur ki ya babaları sapkınsa, ya babaları bir şey bilmiyorsa, yanlış yoldaysa onları eleştirir. Ama öbür taraftan da millete ebiküm İbrahim diye gelin babanız İbrahim'in dinine gelin der. Ya beni Adem diyerek ta babamız atamız Adem'in dinine gelmemizi ister. Zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadislerinde biz peygamberler baba bir kardeşleriz, hepimizin dini birdir buyurur. Adem'den Hatem'e bütün peygamberlerin dini, Allah'ın dini İslam'dır. Dolayısıyla bir şeyin eski olması, demode olması, günü geçmiş olması anlamına gelmez. Bir şeyin yeni olması da orijinal ve doğru olması anlamına gelmez. Evet, eskinin de batılı vardır. Firavunlar da eskidir, şeytan da eskidir, Kabil de eskidir, Nemrutlar da eskidir. Ama Hazreti Adem de kadimdir. Hazreti Nuh da kadimdir, Hazreti İbrahim de kadimdir. Dolayısıyla biz doğrunun peşindeyiz, iyinin peşindeyiz. Yani geçmişimizi de anarken elbette salihleri anıyoruz. Ve bir Kur'an duasıyla Rabbimiz buyuruyor ki رَبَّنَا اَغْفِرْ لَنَا وَلِيْخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَقُونَ بِالْا۪يمَانِ Ey Rabbim bizi bağışla, imanda bizi geçmiş kardeşlerimizi de bağışla. Biz İmanda bizi geçmiş, geçmişlerimize de dualar ederiz. Onları hayırla anarız. Mümin geçmişlerimizi hayırla anmaya da devam edeceğiz. Onun için biz Kur'an'ımızı bitiririz. Yine bir Kur'an cümlesiyle وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَل۪ينَ deriz. Bütün geçmiş peygamberlere, davetçilere selam ederek Kur'an'ı bitiririz. Kur'an'dan ayrılırız. Onun için köklerimiz tabii ki önemli. Yüce Rabbim o salih köklerimize yaraşır evlatlar olmayı hepimize nasibi müyesser buyursun ki oruç da biliyorsunuz köklü bir ibadettir. Rabbimiz ya eyyühellezine amenü kütübe aleykümüs sıyam kema kütübe alellezine min kablikum. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındı. Dolayısıyla oruç da kadim bir ibadettir. Önemli olan doğru olmasıdır. Zaten Rabbimizin de bir ismi sıfatı kıdem sıfatıdır. Allah ezelidir, en köklü, en eski, en ezeli olandır. Evet, öncesi olmayan ezeldir Yüce Rabbimiz. Evet. Onun için onun dini de üstadın yine dediği gibi eskimeyen, pörsümeyen yenidir. Yani çağların eskitemediği, solduramadığı yenidir Allah'ın dini İslam. Hocam çok özür diliyorum. Şimdi az önce Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. Şimdi korona günleri sonrasını da konuşacağız belki. Orada dikkat edilmesi gereken hususları da. Cumhurbaşkanımız 23, 24, 25, 26 Mayıs tarihlerinde 81 ilde sokağa çıkma yasağının uygulanacağını ifade yani etmiş. Yani bayram günleri değil mi? Aynen öyle. Evet. Bayram günleri sokağa çıkma. Zaten bekleniyordu malumunuz. 23, 24, 25, 26 Mayıs tarihleri 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Neden uygulandığına dair zaten herkesin bir fikri var. Kontrollü sosyal hayatı daha böyle pekiştirebilmek adına ve belki de bir uyum sağlayabilmek adına ve olası bir takım problemlerin önüne geçebilmek adına sokağa çıkma yasakları uygulanıyor bugünlerde, tarihlerde. Buradan biraz devam edelim. Konuyu da güncellemiş olalım sevgili hocam. Evet. Bu bizim için çok önemli. Bir ömrü Ramazan gibi yaşayabilmek işte buralara dikkat etmekle de galiba doğru orantılı. Hani dedik ya hak, hukuk, adalet ve moda tabirle empati kurmak, birbirimiz için yardımlaşmak bunlar önemli unsurlar diye düşünüyorum. Biraz buradan devam etsek diye size söz versem neler söylersiniz hocam? Evet şimdi tabii şunu da belirtmemiz bir kere evet. de hatırlatmamızda fayda var. İnne ma'al usri yusra diyor Yüce Rabbimiz. Yine oruç ayetlerinde yuridullahu bikümül yusur ve la yuridu bikümül usur. Yani her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Hatta bu ayetin maali tam olarak bir zorluktan sonra nice kolaylıklar vardır şeklindedir. Çünkü ayetteki ifadeler bunu çağrıştırıyor. Onun için Peygamberimiz
bir zorluğa en az iki kolaylık lütfeden Rabbime hamdolsun diyor. Dolayısıyla bugün zor günler, bunlar geçecek. Geçici günler ki bunlar imtihan sorularıdır. Mümin bu zor günleri sızlanma değil, şekva değil, tedirginlik değil, hayra dönüştürmesini bilendir. Zaten Efendimizin yine hadisi, acebelli emril mümin buyuruyor. Müminin işine şaşılır, onun her işi hayırdır. Başına bir nimet gelir, şükreder, sevap kazanır. Bir külfet, bir musibetle karşılaşır, sabreder yine sevap kazanır. Bizim bu günleri, bu sınırlamaları hayra dönüştürmenin yollarını arama fırsatlarımızdır. Böyle görmemiz lazım. Yani şuna da gerek yok. Yani samimi olalım. Şimdi işte Ramazan'ın bugün 25'i. Evet. Camilerimiz açık olsaydı, ilk günlerde almayan camilerimiz artık tenhalaşmaya başlayacak mıydı bu son günlere doğru? Doğru. Aynen öyle. Değil mi? Kesinlikle. Yani ya da 5 vakit ezanlar okunuyor da camilere gidemiyoruz. Peki Cuma'yı saymasak hepimiz camilerde mi kılıyorduk namazı? Yok, zaten yine kenarda köşede evde kılıyorduk. O, dolayısıyla yani mürayilik de yapmaya gerek yok. Yani camiler açılınca herkes camiye falan da gidecek değil yani. Böyle bir şey yok. Biz ama şuna inanıyoruz ki Allah'a hamdolsun. Hiç ben kalben de elbette insan biraz hüzün duyuyor ama kalben de rahatız. Hatimle teravih kılanlar bu Ramazan'da kılamadılar ya, kılmış gibi inşallah sevap alacaklar. Evet. Teravihlerini camide cemaatle kılanlar bu Ramazan'da camiye gidemediler ya, gitmiş gibi sevaplarını alacaklar. Çünkü Efendimizin müjdeleri bunlar. Bir kimse sağlıklıyken yapmış olduğu bir ameli hastalık ya da bir sıkıntıdan dolayı yapamazsa melek yapmış gibi ona sevap yazıyor. Cuma'ya camilerin açık olduğu günlerde gidenler, şimdi gidemedikleri zaman o kıldıkları öğle namazını, ben inanıyorum ki sağımızdaki o kiramın katibi meleği Cuma namazı kılmışçasına sevap olarak yazacaktır. Ama kendimizi ne kadar o Cuma namazına vermişsek, bakınız herkes oruç tutuyor. Şimdi biraz sonra iftarda ücretler dağıtılacak. Tabii biz onu bilemiyoruz, Rabbim biliyor ama demin söyledim, herkes tuttuğu kadar alacak ücretini. Yani şöyle bir yuvarlak bir şey yok. Yani diyelim ki 1 milyar Müslüman oruç tuttu. 1 milyara hepsine 50 puan. Hayır, böyle değil. Aynı orucu tuttuğumuz halde Konya arzında, aynı saatte, aynı sürede oruç tuttuğumuz halde iftarla beraber her birimiz, kimimiz 10 puan, kimimiz 20 puan, kimimiz 50 puan, kimimiz 100 puan, kimimiz tam puan alacak. Ne kadar orucu tutabilmişsek, oruca kendimizi verebilmişsek, ibadetin adamı olabilmişsek, dolayısıyla biz bu sıkıntılı anları, günleri hayra dönüştürmenin yollarını arama konusunda bir fırsata çevirebiliriz. Ki bunun işte Kur'an-ı Kerim'de ayetleri de var. Hazreti Musa Aleyhisselam, Firavun'un zulmü, mabet yapılamıyor, müminler cemaat olamıyorlar, bir araya gelemiyorlar. Evet. Onlara yönelik olarak strateji insanıdır zaten peygamberler, strateji geliştirirler. Hazreti Musa "Vec'alu buyutekum kıbleten" buyuruyor. Evlerinizi mabet haline getiriverin. Bu kadar. Evlerinize cemaat oluverin. Ha şu da soruluyor. Şimdi evlerde cemaat iyi de eşimiz namaz kıldıracak seviyede değil. O zaman ya seviyeyi yükseltelim. Mübarek sahabe Müslüman olduğunda 50 yaşındaydı. Evet. 60 yaşındaydı. Aynen. Sahabenin hepsi ilkokuldan başlayarak sahabe olmadılar. 70 yaşındaydı ama sonradan Kur'an öğrendiler. Sonradan imameti öğrendiler. Sonradan fıkhı öğrendiler. Sünneti öğrendiler. Evet. Öğreneceğiz. Eksiklerimizi tamamlayacağız. Ve şu da anlaşıldı bu sıkıntılı anlarda. Evlerimizde her aile bir doktorunun olmasını nasıl ki isterse, bir imametlik yapacak dini bilen bir ev, aile bireyinin de olması için gayret edecek. Yani çocuklarımızı mesleğe yönlendirirken, okullara yönlendirirken temel dini bilgilerini, temel dini eğitimlerini aldırmanın da gereğini bu vesileyle bir kere daha öğrenmiş olduk. İmamlık yapacağız. İşte zor zamanda geç evladım diyeceğiz. O çocuğumuzun ardında ya da eşimizin ardında cemaat olacağız. Bir kişi de olsa yeter ki gönüller hakta buluşsun.
Gerçek cemaat odur. Yoksa kalabalıklar değildir. Hocam çok affedersiniz. Tekrar bir araya gireceğim ve reklam için izin isteyeceğim. Şu başlıkları da paylaşıvereyim izninizle. Arife gününden bayramın son gününe kadar 81 ilin tamamında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Az evvel ifade ettim. 24 Mayıs Pazar günü saat 14 ile 20 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız sokağa çıkabilecekler. 24 Mayıs Pazar. 29 Mayıs Cuma günü de hocam Cuma namazıyla birlikte şartlar uygun camilerden başlayarak camilerimiz ibadete açılıyor. Elhamdülillah. 29 Mayıs İstanbul'un fethinin de yıl dönümü. İnşallah. Çok da manidar bir tarih. 15 ilimiz için geçerli olan şehirler arası seyahat kısıtlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır diyelim ve bir reklam için izin isteyelim. Evet. İftara doğru devam ediyor. Sevgili seyircilerimiz, Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesindeyiz. Fakültemizin öğretim üyelerinden Profesör Doktor Sayın Ali Akpınar Hocamla birlikteyiz. Az önce son dakika gelişmelerinden bazı notları sizlerle paylaşmıştık. Korona günleri sonrasında nasıl bir hayat tarzını benimsememiz gerekiyor? Nasıl adımlar atmamız gerekiyor? Birazcık buralara da değinmek istiyoruz doğrusu. Hocam hakikaten çok özel günler, çok özel vakitler. Dakikalar kaldı iftar sevincimize de bu arada. Kalan süreyi iyi değerlendirebilmek adına hangi başlıkları bizlerle paylaşırsınız, neleri tavsiye edersiniz? Evet, şimdi Ramazan son günlere doğru değer kazanıyor. Evet. Zaten Ramazan'ın baştan itibaren her günü değerli ama son günlere doğru değeri artıyor ki biz bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ramazan günlüklerinde görüyoruz. Efendimiz evet Ramazan'ın her günü oruç tutuyor, her gün Kur'an okuyor ama Ramazan'ın son 10 günü itikaf günüdür. Bu ne demek? Biraz daha artık dünyevi işlerden kendini çekiyor, biraz daha fazla ibadete yoğunlaşıyor. Evet. Yine Ramazan, son Ramazan'ı Aleyhisselatü Vesselam'ın bu itikaf günü 20 güne çıkmış. Ve bazı sahabiler bu olağanüstülükten Efendimiz'in gidici olduğunu fark etmişler. Dolayısıyla bu son günler artık Efendimiz için itikaf günleri. Zaten Ramazan arza günleri, yani vahiy meleğinin Cebrail Aleyhisselam'ın peygamberimize gelip karşılıklı Kur'an okuyup vahiy meleği okuyor, peygamber dinliyor, peygamber okuyor, vahiy meleği dinliyor. Bizim mukabele geleneğimiz dediğimiz karşılıklı sunum, Kur'an okumalarının yoğunlaştığı dönemler ve duada artık yoğunlaşılan günler. Şimdi yine oruç ayetlerinden girmek istiyorum. Cenab-ı Hak yukarıdan itibaren orucun farziyetini, orucun tutulmasının gerekli olduğunu hatırlattıktan sonra şöyle bağlıyor. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ Kullarım sana benden sorduklarında ben onlara yakınım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de yeselunek diye başlayan ayetler var. Sana soruyorlar. Bu ayetlerden sonra kul diye cevap gelir. De ki onlara. Ama bu dua ayetinde o de ki de gelmiyor. Araya herhangi bir ilave koymuyor Yüce Rabbim. Şöyle buyuruyor. Kullarım sana benden sorduklarında de ki demiyor. Ben onlara yakınım. Doğrudan kendisi söylüyor ki artık oruçla, ibadetle kul huzura kabul edildi. Evet. Yani şimdi bir devlet büyüğümüze nasıl ki randevu alıyorsunuz, işte o gün saat geliyor, orada sizi bekletiyorlar, işte özel kalem bir odadan geçiriyorlar, vakit saat oluyor, artık huzurdasınız, artık derdinizi, meramınızı sunabilirsiniz, evet, anlatabilirsiniz. Tıpkı bunun gibi oruç ibadetiyle kul yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor ve artık dua makamı huzurda. Yani Rabbimiz diyor ki, dile benden ne dilersen. İşte o zaman kul artık Rabbine dua etme konumunda. Bu hem yaptığı ibadetlerin kabulü için, kulluğunun kabulü için ya da o güne kadar işlediği hata ve isyan günahlarının affı için dua makamı. Ve izâ se'eleke ibâdî annî fe innî garîb ucîbu davete dâ'i izâ de'ânî. Dua edenin duasına ben icabet ederim. O zaman فَلْيَسْتَجِيبُ لِي Bana dua etsinler. Sadece benden istesinler. وَلْيُؤْمِنُوا بِي Burası da çok anlamlı. Bana güvenip dayansınlar. Yani ya şimdi kabul olur muydu, olmaz mıydı, etsek mi, etmesek mi demesinler.
Yeter ki sen Allah'a güven dayan. Yeter ki ondan istemeye yüzün olsun. Zaten el açıp isteyebilmek kabul edildiğinin bir göstergesidir. Herkese nasip olmaz bu. Herkes dua da edemez. Herkes de el açıp Rabbine halini arz edemez. Eğer bir kul ya Rab diye elini açtığı zaman, gönlünü açtığı zaman aslında bu kabulün bir göstergesidir. Huzura kabulün bir göstergesidir. Artık benden istesinler, bana güvenip dayansınlar. Ben onların isteklerini, dileklerini yerine getireceğim. Dualara icabet eden bir Rabbimiz var. Onun için hem Ramazan günleri, hem bayram günleri, evdeki günlerimiz asla bizim sınırsızca uyku, sınırsızca televizyon, sınırsızca lüzumsuz işlerle vakti katledip vakit katili olma günlerimiz değil. Çok güzel. Bütün bu günler Allah'ın bize emanetidir. Bütün bu anlar Allah'ın bize emanetidir. Bakınız cennetlikler orada pişmanlık yok ama cennete girerken bir şeye nedamet edeceklermiş. Bir tek pişmanlık duyacakları şeyler, ya Rabbi keşke sensiz geçirdiğimiz vakitleri senle geçirseydik de cennetteki makamımız daha âli, daha yüksek olsaydı. Onsuz geçirdiğimiz vakitlerimiz için hayıflanacakmışız cennete girdiğimizde bile. Cennete giriş anımızda bile. Onun için anı değerlendirme, vakti değerlendirme. Çünkü dün geçti, yarın var mı? Güvenme gençliğine. Ölenler hep ihtiyar mı? Hazreti Ali'nin dediği gibi, ey insan, dün geçti artık. Şöyle yapsaydım, böyle yapsaydım, keşkelerle vakit geçirecek zamanda değilsin. Yarın kesin değil, garanti değil. An bu andır, dem bu demdir. Yap yapacağını ama o yapacağımız bizim nefsimizin söylediği değil, Rabbimizin söylediği olsun. O yapacağımız Rabbimize yaraşır kulluk olmalı. Onun için biz Ramazan'dan sonra da rehavete kapılmadan, yani gevşemeden, nasıl olsa bu Ramazan bizi gelecek Ramazan'a kadar götürür filan, böyle bir şeye düşmeden, öyle olsaydı Yüce Rabbimiz bir hafta namaza tatil verirdi. Böyle bir şey yok. Kulluğa tatil verirdi. Böyle bir şey yok. Yani kulluğumuz devam ediyor. Ramazan'da bizi görüp gözetleyen Allah, Ramazan'dan sonra da bizi görüp gözetlemeye devam edecek. Ramazan'da bizim hesaplarımızı tutan kiramen katibin, yazıcı meleklerimiz Ramazan'dan sonra tatile falan gitmiyorlar. Yazmaya devam ediyorlar. Kayıtlar devam ediyor. Kiramen katibin kameramanları an be an her şeyimizi, söylemlerimizi, eylemlerimizi, duruş ve tavırlarımızı yazmaya, kaydetmeye devam ediyor. Dolayısıyla rehavet yok. Mümin her zaman mümindir. Her yerde mümindir. Müminliğimizin gereğini yerine getirmeye devam edeceğiz. Ama en başta söylediğimiz o oruç ruhunu, orucun bize kazandırdıklarını, kendimizi zapt etme, kendimizi tutabilme, nefsimizi dizginleyebilme ve Rabbimizin emrinde hareket edebilme melekesini Ramazan'dan sonra da inşallah devam ettirme anıdır. An bu andır. Yapacağımız da budur diyorum. Yani İnşallah. Görevimiz, vazifemiz de bu inşallah. Ve birbirimize de mutlaka çok lisan-ı münasiple uyarılarda bulunma hakkımız da var. Kesinlikle. Değil mi? Bir Müslüman olarak. Emri bil maruf, nehyanil münker çarkı dönmezse aynen, fitneler kol gezer. Evet. Elbette uyaracağız, elbette hatırlatacağız. Bazıları bana karışma ben kendi hayatımı yaşıyorum deseler bile, her koyun kendi bacağından asılıyor deseler bile, sana ne benim namazımdan, sana ne benim örtümden, sana ne benim içkimden deseler bile biz uyarmaya devam edeceğiz. Ve ma aleyke illel bela diyor Peygamberimiz Rabbimiz. Sana düşen tebliğdir. Sen vazifeni yapacaksın. Müminler de bir kötülük, bir yanlış gördükleri zaman elleriyle düzeltecekler. Olmadı, ona gücü yetmiyorsa dilleriyle düzeltecekler. Ona da gücü yetmiyorsa zaten imanın en zayıf anıdır. Kalpleriyle buğz edecekler ama asla neme lazım olmayacaklar. Asla duyarsız kalmayacaklar. Asla bana neci olmayacaklar. Çünkü oraya astığınız o koyun budu kokar. O koku bütün mahalleyi etkiler. Bakın bir virüs sahibinde kalmıyor, hastasında kalmıyor. Nasıl tedbirler alıyoruz? Evet. Aynı şekilde günahlar da virüsler gibidir. Yayılıcıdır, bulaşıcıdır. Onları da engellemek için, onların içinde tedbir almamız gerekiyor. Şimdi şunu da dememiz lazım bizim. Şimdi mesela programlarda, o kamu spotlarında 20 saniye elinizi yıkayın. Ben diyorum ki güzelce bir abdest al be Müslüman. Güzelce bir abdest tazele be Müslüman.
Hem elini yıka, hem yüzünü yıka. Hani bizim hocalarımız öğretirdi. Kıl dibi kadar, kuru yer kalmayıncaya kadar bir abdest. Hem gusül abdesti, hem abdest organları. Ya Müslümanca bunu yapma. Önümüzdeki günlerde namaza başlayanların sayısı artar mı hocam? İnşallah artmalı. Evet. Daha ne bekliyoruz? Evet. Daha neyi bekliyoruz? Hı-hı. İşte yani bunların hepsi bir uyarıdır. Ahiretin olduğunu, ölümün olduğunu. Bakın dünya insanı şu kadar insanlığı kaybetti. Bizim insanımız şu kadar insanlığı kaybetti. Yani ya Kabe'ye gidilemez oldu, tavaf edilemez oldu. E bunları görmemiz, fark etmemiz lazım. Ve Allah'ın bize bundan sonra bahşedeceği o anları, o fırsata dönüştürmemiz, çevirmemiz gerekiyor. Yani kimseye kötülük bir şey kazandırmamıştır. Bundan sonra da kazandırmayacaktır. Ölüm var. Ölüm sonrası hayat var, diriliş var, hesap var, kitap var, mizan var. Kendimizi oraya hazırlamamız gerekiyor. Elbette dünyadan kopmadan, dünyevi işlerimizi de en güzel şekilde hakkını vererek yapmak kaydıyla. Evet. Ki biz Rabbena duasında, ya Rabbi bize bu dünyanın iyilik güzelliklerini ver, biz ona talibiz. Bize öteki dünyanın iyilik güzelliklerini ver, ona da talibiz. Mümin tek yüzlü, iki dünyalıdır. Münafıklar tek dünyalı, çok yüzlüdürler. Evet. Allah şerlerinden emin eylesin. Amin. Aslında Ramazan bize karakter kazandırıyor hocam. Bunu hissediyoruz. Başlı başına bir mucize. Şimdi dilinize, gönlünüze sağlık. Allah razı olsun. Vakit ayırdınız. Bizlere bu özel değerlendirmelerinizi yaptınız. Bizler de seyircilerimize aktardık. Şurada kaldı 4 dakika hocam. Kronometre işliyor. Hayatımızdan da tabii işliyor, geçiyor. Ve iftar sevincine artık dakikalar kaldı. Ben son sözleri size bırakayım, hem de gönlümüzü açalım şu dualar, güzel dakikalarda Rabbimize dua zamanı, birbirimize de dua ile yakarışta bulunalım sevgili hocam. İnşallah birbirimize de dua edelim. Cenab-ı Hak sizlerden de razı olsun. Amin. Aslında ilahiyat fakültelerinin bir ayağını halkla, insanımızla buluşturdunuz, vesile oldunuz. Eyvallah. Bizleri bu hakikatlerin evlere, kardeşlerimize ulaşmasına vesile oldunuz. Bundan dolayı da sizlere teşekkür ediyorum. Daha nice bereketli, hayırlı yayınlar diliyorum kontiyümüze de. Allah razı ben olsun. Ben kardeşlerimden de bu saatleri, iftar sofrasındaki bu anları birbirimize dualarla geçirelim diye dualar beklediğimi ifade etmek istiyorum. Hakikaten duaya çok ihtiyacımız var. Artık i̇nşallah. Tamam tedbirler alıyoruz, alacağız ama son imza makamı, onay makamı şüphesiz. O onay alınmadan hiçbir şeyin olmayacağını biliyoruz. Onun için elimizi ve gönlümüzü Rabbimize oruç ağızlarımızla açıyoruz. Ve İnşallah. Amin diyoruz. Amin. Amin. İlahi ya Rabbi, sana sonsuz hamdü senalar olsun Allah'ım. Bizleri insan olarak yaratan, mümin olarak dünyaya gönderen ve bu dünyada imtihan eden yüce Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Ya Amin. Rabbi, bu Ramazan'ı bizden razı ve hoşnut eyle. Ya Rabbi, bu Ramazan'da yapmış olduğumuz ibadet ve taatları, bundan sonra yapacağımız ibadet ve taatları, dua ve niyazları dergah-ı izzetinde kabul ve karin eyle. Amin. Bize kendine yaraşır kul eyle Allah'ım. Muhammed Mustafa Efendimiz'e yakışır ümmet olmayı bizlere lütfeyle Allah'ım. Ya Rabbi, Peygamberimizin güzelliklerinden istiyoruz, bize nasip eyle. Peygamberimizde olmayan çirkinliklerden, şerlerden sana sığınıyoruz, muhafaza eyle. Amin. Nefislerimizi ve nesillerimizi ıslah eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım, Kabe'miz müminlerini özledi. Kabe'nin şubeleri olan mescitlerimiz müminlerini özledi. Secdeleri özledi, rükûleri özledi. Ya Rabbi, mihraplarımız, minberlerimiz cemaatini özledi. Ya Rabbi, bu sıkıntıları, insanlığın, ümmeti Muhammed'in müptela olduğu bu sıkıntıları en kısa zamanda bizden kaldır Allah'ım. Amin. Camilerimizi müminlerle buluştur Allah'ım. Amin. Kabe'mizi, kıblemizi müminlerle buluştur Allah'ım. Ya Rabbi, bundan sonraki hayatımızda da senin yolunda olmayı, sana yaraşır kul olmayı, senin ölçülerin doğrultusunda mümince, Müslümanca bir hayat yaşamayı bizlere nasip-i müyesser eyle Allah'ım. Ya Rabbi, birbirimize, kardeşlerimize karşı sorumluluklarımızı layıkıyla yerine getirmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi, çocuklarımıza, gençlerimize sahip çıkmayı nasip eyle Allah'ım. Her türlü şerlerden, şer odaklarından cümlemizi muhafaza eyle Allah'ım. İlahi ya Rabbi, şu görünmeyen virüslerden bizleri muhafaza eylediğin gibi, ya Rabbi, görünür görünmez her türlü günah virüslerinden de bizleri muhafaza eyle Allah'ım.
İslam düşmanlarına fırsat verme Allah'ım. Münafıklara, müşriklere, kafirlere fırsat verme Allah'ım. Şu mübarek Ramazan'da din-i mübin İslam'la, mukaddesatla, mukaddes değerlerimizle alay eden, dalga geçenlere fırsat verme Allah'ım. Onları sana havale ediyoruz. Onları ıslah eyle, hidayet nasip eyle Allah'ım. Biz insanlığın hidayetini istiyoruz. Ya Rabbi insanlığa barış, huzur nasip eyle. Ümmeti Muhammed'e de izzet nasip eyle Allah'ım. Allah'ım müminler olarak sana yalvarıyoruz. Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri affet. Allah'ım bizlere izzet lütfet. Allah'ım bizlere Reyyan kapısından gireceğimiz cennet lütfet Allah'ım. Amin. Amin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.